Burada İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir'e tekrar çağrıda bulunuyoruz. Tüzüğün ilgili hükümlerine göre seçimli kongreyi toplayın ve Edirne İYİ Parti Teşkilatı'nın önünü açın. İYİ Parti Edirne Belediye Meclis üyeleri Necamettin Attay, Duygu Şener ve Ergun Dönmez düzenledikleri basın toplantısında İl Başkanı Ekrem Demir'e istifa çağrısında bulundu. Edirne İYİ Parti Belediye Meclis üyesi ve Grup Başkanı Necamettin Attay yaptığı açıklamada bir yıl önce 3 meclis üyesi olarak İl Başkanı tarafından disiplin kuruluna sevk edildiklerini ancak suçsuzluklarının tescillenmesine rağmen İl Başkanı'nın kendilerinden özür dilemediğini kaydetti. İl Başkanı Ekrem Demir'in İYİ Parti Genel Merkezi'ne kendisi dışında kimsenin gitmesini istemediğini söyleyen Attay, Edirne Teşkilatı'nın sadece il sınırlarına hapsedilmek istendiğini kaydetti. Son büyük kurultayın yapılmasından ve yetkili kurulların seçilmesi üzerine neredeyse 2 yıla yakın zaman geçmesine rağmen Edirne'nin pek muhterem il başkanı Ekrem Demir her nedense genel merkeze kendi dışında kimsenin gitmesine ve temas kurmasına izin vermemektedir. Zaten disiplin kuruluna sevk ve gerekçelerinden biri de buydu. Türkiye'nin bütün il teşkilatları gerek yönetim kurulu üyeleriyle gerekse ilçe başkanları ve il divan kurulu üyeleriyle defalarca genel başkan ve genel merkez ziyaretleri yaparken Edirne teşkilatları tabiri caizse Edirne sınırlarına hapsedilmek istenmektedir. Bunun gerekçesi bizce ortadadır. Sayın İl Başkanı bir özgüven eksikliği içerisinde bulunmakta, eksik ve yetersizlikler ortaya çıkmasın diye kendi dışında kimsenin siyasal temasta bulunmasına müsaade etmemekte, Edirne ilinde olanların ve yaşananların sadece kendisinin aktardığı kadarıyla bilinmesini istemektedir. Zira benden habersiz ne ilçe başkanları ne de onun teşkilatları Ankara'ya gidebilir. Müsaade etmem. Gitse de genel başkan ile görüştürmem diye nutuk atmasının en büyük ilçesinde yaşananların üzerine örtmeyi çalışarak görmezden gelmesinin işine geldiği gibi yorumlayarak aksettirmesinin başka ne anlamı olabilir? Sayın Ekrem Demir'in anlamadığı veya işine gelmeyen mesele şudur. İYİ Parti ben ne dersem olacak, ben izin verirsem olur. İzin vermezsem olmaz. Ben yaptım olduğu gibi soğuk savaş yıllarının günümüze miras bıraktığı siyasi söylem ve üsluptan bıkan vatandaşların Sayın Genel Başkanımızın şahsında insana değer veren, ortak aklı ön planda tutan, partilisiyle gönül bağı kuran bir anlayışın ürünü olarak kurulduğu ve bu doğrultuda büyüyüp yoluna devam ettiğidir. Attay, İl Başkanı Demir'e seçimli genel kurulla teşkilatın önünü açması çağrısında bulundu. Burada İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir'e tekrar çağrıda bulunuyoruz. Sayın İl Başkanı, siyasi partilerin temsil makamlarında bulunanlar aldıkları kararların sonuçlarının gereğini yapmakla mükelleftirler. İYİ Parti gibi kuruluşu şanlı bir demokrasi mücadelesiyle geçen partinin il başkanlığına da aldığı anlamsız kararların ardından güven tazeleyerek gereğini yapmak düşer. Buyurun Sayın İl Başkanı, tüzüğün ilgili hükümlerine göre seçimli kongreyi toplayın ve Edirne İYİ Parti Teşkilatı'nın önünü açın. Yapılacak seçimlerde her İYİ Parti üyesi aday olabileceği gibi Edirne İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkanı Necamettin Attay olarak ben de il başkanlığına aday olacağımı siz değerli basın mensupları vasıtasıyla tüm kamuoyuna duyuruyorum saygılarımızla. Meclis üyesi Ergun Dönmez, il başkanı ile aralarındaki tartışmanın belediye başkanı Recep Gürkan tarafından personel AŞ'ye bir İYİ Partili meclis üyesini almak istemesiyle başladığını, il başkanının 3-4 ay boyunca meclis üyesi ismi vermemekte ısrar ettiğini, bunun da il başkanının meclis üyeleri dışında bir ismi önermek istemesi olduğunu ifade etti.